Herkese merhaba. Ben Doktor Burak. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014 mezunuyum. Bugün sizlere tıp fakültesindeyken kullandığım kitaplardan, textbooklardan bahsedeceğim. Çoğu fakültenin ilk 3 yılı temel bilimler derslerinden oluşuyor. Çoğu fakülte dedim çünkü bizim fakülte biz ilk başladığımız zaman komite sistemine geçmişti. Komite sistemi nedir? Komite sistemi örnek vermek gerekirse mesela lokomotor sistem diyelim. Lokomotor sistemin ana dersi anatomidir. Ama bunun yanında fizik tedavi dersleri de görürsünüz. Ortopedi dersleri de görürsünüz. Yani lokomotor sistemi ilgilendiren diğer dersleri de görürsünüz. Lokomotor sistemin farmakolojisi, lokomotor sistemin pediatrisi, lokomotor sistemin fizyolojisi. Bütün bu dersleri görürsünüz. O yüzden ilk 3 yıl bizde hem temel hem de klinik bilimler olarak karışık geçti. Yine de temel bilimler ağırlıklıydı. Yine bu videoda temel bilimler kitaplarından bahsedeceğim. O zaman kullandığım textbooklardan bahsedeceğim. Dersler işlenirken hocaların kendi kullandığı notlar benim ilk kullandığım kaynaklardı. Çünkü hocaların notları kitaplardan aldıkları bilgilerle kendi bilgilerini birleştirdiği notlardı ve çok faydalıydı. Bütün dersler için textbook almak şart değil. Almayın demiyorum, alabilirsiniz. İllaki faydası olacak. Ama herkesin buna imkanı da olmayabilir. Ama alınması gereken temel kitaplardan da burada bahsedeceğiz. Ben almadığım kitaplar için okulun kütüphanesinden ödünç almıştım. Derslere o şekilde çalışmıştım. Ya da sadece hocanın notlarıyla yetinmiştim. Anatomiden başlayacak olursak, anatominin 3 tane önemli atlası mevcut. Soboto, Netter ve Prometheus. Ben de üçünden de yoktu. Ben üst dönemdeki abilerimden aldım. Netter aldım. Netter'in çizimleri daha çok çizgi şeklinde. Zaten içine baktığınız zaman anlayacaksınız. Sobota'nınki daha güzel. Prometheus da kadavralar üstünden gösteriyor. O da daha öğretici. Bir gün bir tıp kitapçısına gittiğiniz zaman bu üçünü inceleyebilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse, hangisi bütçenize uygunsa onu alabilirsiniz. Ya da bir ömür kütüphanemde olsun derseniz satın alabilirsiniz. Çünkü bir ömür bu işi yapacaksınız. Bir ömür bir doktorluk yapacaksınız. Tıp kütüphanenizde böyle bir atlasın olması da güzel olur. İkinci bahsedeceğim kitap biyokimya kitabı. Biyokimya için ben Lippincott'tan çalışmıştım. Lippincott'un şekilli ve basit anlatımı çok güzeldi. Çok öğreticiydi. Onun dışında ekstra bir biyokimya kitabı önermem. Yani Harper Biyokimya da var ama onlar daha ileri düzeyler için. Temel bilimler dersleri için, bir tıp fakültesi öğrencisi için giriş seviyesi olarak Lippincott yeterli olur. Fizyoloji için de yine çok meşhur iki tane kitap var. Ganong ve Guyton. Benim Guyton fizyoloji kitabım vardı. Ve hala da durur. Hala da kafama bir şey takıldığı zaman oradan okurum. Bazı arkadaşlarımın Ganong fizyolojisi vardı. Onlar da memnunlardı. Ama Ganong ben hiç okumadım. Hep Guyton okudum. Karar sizin. İkisi de güzel kitap. Patoloji için de tabii ki Robbins. Robbins Patoloji çok meşhur bir kitaptır. Ben 4. sınıfta, 5. sınıfta bile Robbins'ten bölümler okumuşumdur. Gayet de faydalı olmuştur benim için. Bir de ilk 3 yılda klinik bilimlere giriş diye bazı yerlerde semiyoloji derler, bazı yerlerde probedötik derler. Artık siz ne diyorsanız. Yine klinik bilimlere giriş iç hastalıkları semiyoloji kitabı vardı. Çapa'nın kitabıydı. O da gayet güzel bir kitaptı. Ödem nedir, tansiyon nedir, işte üfürüm nedir, nabız nereden alınır, nabız muayenesi nasıl yapılır gibi şeylerin anlatıldığı bir kitaptı. Gayet de kullanışlı kitaptı. Bu videoda temel bilimler kitaplarından bahsettik. Sonraki videolarımızda klinik bilimler kitaplarından da bahsedeceğiz. Tabii günümüzde her şey elektronikleşti. Her şeyin e-book versiyonu var, PDF'ler var. Kendinize bir tablet alabilirsiniz. Bu kitapların PDF versiyonlarını indirebilirsiniz. Onlardan çalışabilirsiniz. Sadece tavsiyem renkli olsun. Yani mesela e-booklar var, onlar renksiz. Onlardan sadece yazı okuyabilirsiniz. Ama bizim tıp çoğunlukla böyle şekilli kitaplardan oluştuğu için özellikle anatomi renkli göstermesi sizin için faydalı olur. Bu yönden de bir tablet sizin işinize yarayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.